Bu defilede kullanılan Bayburt'a özgü tesettür kıyafeti ehramdır. Ehramın tarihi değerini şu şekilde izah etmek isterim. Bayburt'ta Ermeni zulmü görmemek için, tecavüze maruz kalmamak için demek istiyor. Ermeni çetniklerin, çetelerinin, katillerinin tecavüzüne maruz kalmamak için kendilerini kuyulara atan, intihar eden ninelerimizin örtüsü bu. Bu örtü şehadete yürüyenleri yetiştirenlerin örtüsüdür. Bunu hak etmedi. Tarihi mekanın girişinde abi yani onun hepsini geç. Allah'ın emri olan tesettürü ayaklar altına alan onun altında her şey mümkün. Tabii o ruh, o mana zaten asıl olan. Yani Tabii ama işte bunu bunlar gözümüze yarın. soka soka, kim bu kültür, bak kim burada mesela İl Kültür Müdürlüğü mü sorumlu? Burada kim, belediyenin izni mi var? Mesela üniversitede dahil mi buna? Valiliğin haberi var mı? Yani ehramın, tesettürün, mukaddesatın şu görüntüde olduğu gibi bakın, attı hop modern Türkiye kızı tırnak içinde çıktı. Dediğiniz gibi at yere, bir de üzerinden geç utanmasan. Yarı, vakti geldiğinde onu da yapacaklar bunlar. Yapacaklar. Tamam. Vakti gelsin onu da yapacaklar. Şimdi bunu yapabiliyorlarsa, bu cüreti gösterebiliyorlarsa, o vakti geldiğinde toplumu provoke etmek için, insanları meydanlara dökmek için onu da yapacaklar. Atacaklar ayaklarının altına. Bu kafa yarın bayrağı da üzerine yapar, atar ve çıkartır Türk bayrağını. Şimdi, Yani tabii. Amerika'daki Amerikalı kızların Amerikan bayraklı mayolarının olduğu gibi Türk bayraklı mayoları da mı göreceğiz yakında biz? Nedir, Tamam. nereye gidiyoruz yani? LGBT bayrağıyla da yürürler. Elinde şampanyayla da yürürler. Yani ne var? Yani bu sonuç. Süreci siz kontrol etmezseniz sonuç daha da vahim olacak. Yani Neyse, çok kapatıp basit. gidelim ya. Kapatalım dükkanı. Bir yayından Hayır, da çıkalım hayat ya. devam ediyor. Mücadele devam edecek. Şimdi bunlar dokunamayacaksınız. Çünkü arkasında mutlaka bir siyaset, bir bürokrasi ya da icazetli bir sermaye vardır. Oraya geldiğinizde de bunlara yargı işlemiyor. You know, woman'a nasıl yargı muafiyeti varsa Ölüm onların var, ahiret var, hesap yerli var, kitap var, işbirlikçilerine de mizan yargı var. işlemiyor. Ha, o zaman bu hesapları göreceğiz. Evet. Ya şimdi Erol Bey demiş ki dışarıda sütyenle donla geziyorlar. Ya mevzu bu değil ki. Biz bunu zaten biliyoruz, farkındayız. Yani o çöküşün farkında herkes, toplumun bütün kesimi. Ha, Bu bunun böyle desteklenmesi, prezent edilmesi. tarihi bir mekanda, o mekanın önünde, o bölgenin, Batman'ın namus sembolü, şeref sembolü, tamam mı? Dininin ve inancının sembolü bir giysinin üzerlerini örterek, onun çıkartılarak altından getirmek istedikleri, yapmak istedikleri şey. Biz buna itiraz ediyoruz. Öyle. Yani Yani yoksa biz işte de tarih. farkındayız toplumun, Ha, yani şu televizyonların, anda yaptığımız ne? platformların ne olduğu. Eliyle yapamıyorsa diliyle, Evet, yapamıyorsa biz de kalbiyle. Biz hiç olmasa orta derecede bir dilimizle evet, hayır diyoruz. zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. Evet. Allah sonumuzu hayretsin inşallah. Ama umarım yani bu rezaletin sorumluları en azından tespit edilir de kamu adına mukaddesata, ya dini değerlerin burada aşağılanması söz konusu Abi üstadım. Agarta'ya bir şey yapıldı Burada mı? Ya Agarta kimse Nevşehir'deki. anlamadı ki. Biz bunu en azından Yani bir de Agarta o var yani hiç anlamadan oluyor. Yani 300 500 300 500 aman aman. Tövbe estağfurullah ya. Üstadım. Hadi kalk gidelim ya. Hadi Eyvallah. kalk köyümüze geri gidelim. Ben zaten yarın Ankara'ya doğru İzmit'ten yola çıkıyorum. Gel hadi İzmit'e gidelim. Tamam, inşallah, inşallah. Orada bizim İHA'lı Yunus'u da ziyaret ederiz. Orada vahdet İnşallah. vakfından arkadaşları ziyaret edeceğim falan. Kaç Tek gün şey oralardasınız üstadım? yani hanımın diş tedavisi de var orada. İnşallah 3 gün orada kalacağız. Ya Ya tabii Şevki hocamı da muayene ziyaret etsin. edersiniz zaten orada. İnşallah, inşallah. Zaten bu görüntülerden benim haberim yoktu, bu içerikten. Şevki hocam bana gece yarısı yazmış. Bu ne, çıldıracağım Allah'ım diye. O Baktım. hep öyle diyor. Ya aklımı muhafaza et ya Rabbi, Allah dinimi muhafaza et. muhafaza et ya Rabbi falan Evet, diyor. girdi devreye zaten. Yani ilgili yerlerle görüştü, temaslarını da etti. Son durum ne? Artık yayından sonra bir hocamı arayıp konuşacağım. Yani
çıldırdı yani. Kim görse, o meşhurdur onun mesela, Rize törenlerine katılmıştır 90'lı yıllarda belediye başkanıyken. Şevki Bey belediye başkanı, devlet erkanı orada. Rize'nin kurtuluş törenleri yapılıyor. Meydana çarşaflı hanım getiriliyor, zincirli. Zincirler kırılıyor, çarşaf üzerinden yırtılıyor, altından modern kadın çıkıyor. Şevki Bey çıkıyor, o devlet erkanının olduğu yerde çok tarihi bir konuşma yaptı yani. Rus Moskov gavurunun Rize'de yapamadığını bugün bu törende yaptınız, bunu kabul etmiyorum diye çok sert bir, hatta internette konferansı kayıtları vardır, Rize kurtuluş törenleri Şevki İlmaz yazarlarsa bunu da izlerdi. Burada olsaydı evet. Yani siz son cümleleri şey yaparken ben onu hatta bulabilirim ya, tahminim. Bir bakayım. Üstadım. Şöyle toparlayalım inşallah. Evet. Yani bu inşallah önümüzde acil bir konu var. Mecliste hemen Ekim başında meclisin açılmasıyla iklim yasası meclise getirilecek. Bu iklim yasası sadece iklimle ilgili değil. Birçok şey bunun içinde var. Kesinlikle buna karşı herkesin kendi partisini ya da çevresini bilgilendirmesi ve bu konuda uyarması gerekiyor. Bize hiç açıklanmayan bu G20 zirve raporunun habervakti.com sitesinde tamamı yayınlandı. Buradan eğer bakarsanız neler olduğu içindekilerin ve diğer ara başlıkların, yeni bir pakt kuruyorlar NATO gibi. Bundan sonra bu Global Reset projesi o paktın altında, yani Dünya Sağlık Örgütü, World Economic Forum gibi kurumlar da onun içine gömülecek. Ve bütün dünyada işte o tek hükümete giden, tek para sistemi, merkez bankaları da ana sisteme bağlanacak. Yeni bir uluslararası düzen kurmak istiyor. Uluslar yok aslında. Tek devlet senaryosu var. Buna karşı çok dikkatli olmamız lazım. Bu tam herkes Mehdi Mesih bekliyor da Deccal geldi. Eğer bir başka Deccal varsa onu bilmiyorum ama bu Deccaliyet Komitesi, Saydın Ursin'in de sözünü ettiği Deccaliyet Komitesi büyük ihtimalle işte bunlar. Bunlarla birlikte hareket edenler de o Deccal'in yerli işbirlikçileri olarak görev yapmış olacaklar. Onun için buna temayül edenler, meyledenler tövbe etsinler. Öyle Elon Musk'larla falan kurtuluş yok. Dışişleri Bakanı şöyle dedi. Dedi ki Türkiye'nin kısa sürede ekonomik sorunlarını, sosyal, siyasal sorunlarını çözebilmesi için bir an önce tek devlet, tek aile, tek gelecek projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor dediler. Buna dikkat edelim. Yani bu zihniyetin devletten, siyasetten, tamamen iktisadi hayattan mutlaka arındırılması gerekir. Yoksa bu deccaliyete teslim olmaktan başka bir anlam taşımaz. Sağlık Örgütü için de, Tarım Bakanlığı için de, Ulaştırma Bakanlığı için, Dışişleri Bakanlığı için, Adalet Bakanlığı açısından bu yeni süreçte çok büyük hayati sorumluluklar söz konusu. İnşallah mekarallahu Allah onları kendi kazıkları kuyuya düşürür ve bize bir çıkış yolu gösterir. Ama her topluluk layık olduğu gibi idare olunacak. Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. Şunu da görelim. Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murad etmiş olabilir. Biz bilmeyiz, Allah bilir. Allah bilir. Şimdi şeyden de, arşivden de buldum. Bayburt'taki ehramı yerlere atanların ya 30 yıl önce ya, 30 yıl önce yani 30 yıl önce Şevki Yılmaz hocamız Rize'de, Rize'nin kurtuluş törenlerinde çarşafı çıkartıp atıyorlardı ve orada çıkıp yaptığı konuşmayı buldum üstadım. Onunla tamam, kapatalım isterseniz. Tamam. Sizi hatırlattığınız için tamam, iyi de oldu, iyi. Aklıma geldi. Çünkü tarihi bir belgedir. 30 tamam. yıl önce ve 30 yıl sonra bu ülkede değişen bir şey yok mu arkadaş? O günkü cüreti anlıyoruz. Bugünkü cüretin arkasında ne var? Soruyoruz ya. Sormayacağız mı? Biz bu vatanın evladıyız ya.
Neyin mücadelesini yapıyoruz? İzleyelim hep beraber inşallah. Bizim bu Milli Diriliş canlı yayın programından üstadım Şevki hocamla biliyorsun Akit TV'de beraberdik. Onun yayınından. Mekanının olduğu tören alanında bu alçakça hareket gerçekleştirildikten sonra kürsüye çıktı ve bakın nasıl bir konuşma yaptı. Hep birlikte izleyelim. Çarşaf burada çıkartılıyor. Çarşaf burada çıkartılıyor. Sahneye getirilen kadından. Şehrimizi, ülkemizi işgal eden düşman kuvvetlerine karşı, bilhassa Karadeniz'imizi işgale getiren Rus kompanisine karşı düzenli bir ordu olmamasına rağmen İpsiz Recep'lerin kalbindeki imanla, kalbindeki vatan sevgisiyle, kalbindeki milli marş heyecanıyla, bayrak sevgisiyle düşmana karşı amansız bir mücadele yaptılar. Dinin muhafazası için savaşan bir millet, vatanın muhafazası için savaşan bir millet, şimdi bayramında örtüyü burada açıyor. Çok kanına dokundu. Rus askeri bu meydanda benim nelerin örtüsünü açamamıştır. Ve hiçbir zamanda örtü mücadelesi, örtü açma mücadelesi bu soy meydanda yapılmamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın anası Zübeyde Hanım'ın örtüsünü, hanımın Atika Hanım'ın örtüsünü bu meydanda açmakla Nize'nin bayramı kutlanamaz. Kutlanmasına mümkün değildir. İşte ben bu olayı ve bu hadiseyi burada protesto ediyorum. Hiçbir Mustafa Yeter benim nenemin örtüsüne bir uzaklamamış. Benim nenem Kamboz'da hatıratını anlatır. Anlamam edemezsin. Rus ayeti Kamboz'a geldiği zaman Balta'yı elime aldım diyor örtümü vermemek için. O günleri yaşayan bir babaannenin torunuyum. Müthiş edinlerin kurtuluşunda milletin imanına dokunan birimizdeki imanına mevcuttur diyor ve aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetli anıyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Evet hocam. Evet üstadım. Evet. Evet, durum bu. İşte böyle. Evet, 30 yıl önce, 30 yıl sonra. Bir şey yok. Evet. Allah hayırlar evet. versin. Şevki Hoca'ya da böylece bir selam göndermiş olduk. İnşallah İzmit'teki Vahdet Vakfı'ndaki ya da İHA'daki Yunus kardeşlerimize de selamlarımızı gönderelim. Ziyaret edeceğiz inşallah. Hayırlısı olsun. Allah bunları uyanışımıza vesile kılsın inşallah. Amin, amin, amin. Yani hayra motor şerre fren olmaya devam edeceğiz. İnşallah, yok öyle. İnşallah. Yok inşallah. Öyle. Bu memleket bizim, biz Fatih'in şehrinde, Fatih'in ülkesinde, Yavuz'un, Sultan Alparslan'ın, Ebu Eyyub-el Ensari'nin ülkesinde yaşıyoruz. Bu şer cephesine geçit vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyoruz kıymetli dostlar. İyi alakanız için üstada başta olmak üzere. Hayırlara vesile olsun. İnşallah önümüzdeki günler, geçen günleri aratmaz, daha iyi günleri daha iyi günler için gayret edeceğiz, çabalayacağız birlikte, inşallah bu mücadeleyi vereceğiz, hakka tabi olacağız, zalime ve zulme hayır diyeceğiz her şart ve konumda inşallah. Kendinize lütfen iyi bakın, saatinize dikkat edin, yüzünüzden tebessüm, dilinizden mazlumlar için dua hiç eksilmesin. Allah'a emanet olunuz, hayırlı akşamlar. Adalet yoksa barış da yok, adalet ve barış yoksa özgürlük de yok. Adalet mülkün temelidir. Bu davalar böyle sulandırılmamalı. Birileri de FETÖ'cü olduğu halde taltif edilip yüceltilmemeli. Birileri de FETÖ'cü oldukları halde, 15 Temmuz'da da öbür tarafta oldukları halde bugün elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşamamalı. İçeri girenler de bu kadar kolay kurtulamamalı. Bunlar oluyorsa insanların adalete güveni sarsılır.